Arkadaşlar selamlar herkese, yeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi yanımda benim gibi Vigo'da esnaf motokuryelik yapan Tuğçe ablamız var. Abla hoş geldin öncelikle. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bizler deyiz. Kanala katıldığın için, hani bizi kırmadığın için çok teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar, daha öncesinde Sevim abla ile böyle bir video yapmıştık. Bir 7-8 ay öncesinde. Kadın motokuryelik yapmakla alakalı. Şimdi Tuğçe ablamızla yapacağız. Kendisi de benim bir yakınım aynı zamanda. Kırmadı bizi. Hani şartları neler? Kadın motokuryo olmak kolay mı, zor mu? Neden tercih ettin? Kendisiyle alakalı böyle bir ufak çaplı bilgiler alacağız. Öncelikle seni tanıyalım abla. Senden başlayalım. İsmim Tuğçe. 36 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. İstanbul'da Anadolu yakası Pendik bölgesinde dış görevde görev dış yapıyorum. Projede dış projede çalışıyorum aynen. Ne kadar oldu abla? Kuryeliğe başlayalım. 1,5 ay oldu. Daha öncesinde bir herhangi bir motokurye deneyimin falan olmadı hayır, galiba değil mi? Hayır. Yani sektöre ilk defa başladın. Evet. Sektörü ilk defa deneyimliyorum. Evet. Ben çok kısa bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Bu sektöre girişimin en büyük sebebi kardeşim Uğur oldu. Bana çok destek oldu. Bütün süreci senin desteğin sayesinde yaptım. Buna motor alımı, şirket kurulumu, muhasebesel mevzular falan hepsinin dahil olduğu bir süreç oldu. Uğur bu konuda bana çok destek oldu. Gece gündüz demeden her dakika aradığım zamanlar da oldu. Hiçbirinde geri çevirmedi ve her seferinde beni destekledi. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Abi, rica ederim. Ne demek? Elimden geldiğince her zaman her konuda yardımcı olurum. Şimdi bu videoyu izleyecek olan bir kesim bayan kadın motokuryelik yapmak isteyen arkadaşlar olacaktır. Ama onlar dikkatli dinlesinler arkadaşlar. Bazı püf noktalara ben değineceğim ekstra. Şimdi abla hani bu kuryelik sektörü şimdi dediğimiz gibi zor bir meslek. Hani genel olarak erkeklerin tercih ettiği bir sektör. Evet. Hani şimdi 1,5 aylık deneyimin de sen başlayacak olan böyle senin gibi hiç kuryelik yapmamış arkadaşlara hani öncelikle kendi bir ön izleniminden böyle yorum yapacak olursan başlasınlar mı? Tercih etmelerini tavsiye ediyor musun kuryeliği? Şimdi şöyle ki ben aslen başka bir meslek sahibiyim ama kuryelik benim için çok farklı bir alan oldu. Tabii. İstediğim için başladım ve gerçekten iyi ki başladım dediğim bir meslek oldu. Kesinlikle hemcinslerime bu sektörde başarılı olduğumuzu kanıtlayabilmek adına tavsiye ediyorum. Bence kadınlar her alanda olmalı. Bizim gücümüzü görmeliler. Tabii. Vigo şöyle bir imkan sunuyor kadın kuryelere. Birincisi kadın girişimci desteğimiz var. İkincisi kreş desteğimiz var. Evet. Ve bize özel izin hakkı tanıyorlar erkek çalışanların dışında. Bu bence hiçbir sektörde bulunmayan bir ayrıcalık. Ben bu yüzden bu sektörde Vigo'yu tercih ettiğim için çok mutluyum. Kesinlikle hemcinslerime bu sektörde Vigo'yu tavsiye ediyorum. Evet. Siz de deneyimleyin. Daha güzel bir gelir elde etmek, daha mutlu çalışmak, daha serbest çalışmak için bence kesinlikle Vigo. Bir kere zaten değil mi abla? Senin tahminimce hani tercih etme sebeplerinden bir tanesi saatli ücret olması değil mi? Hani evet. Paket başında koşturma derdin yok. Aynen. Dış projede olmam dolayısıyla bir tık daha düşük alıyorum normal. Paket sayınız düşük oluyor. Aynen. Paket tabii. Sayımız düşük olduğu için bir tık daha az paket denk geliyor ama saatlik ücreti ve paket başı ücreti benim için şu anlık yeterli geliyor. En azından çalıştığın yer kapalı alan. Hani sürekli trafikte olmuyorsun. Yani gittiğim geldiğim nokta belli. Tabii. Farklı farklı yerlere gitmiyorum. Paketimi bırakıp tekrar noktama geri dönüyorum. Ya bölge olarak hangi bölgedesin abla? 14. bölgenin tek kadın kuryesiyim. Evet, kendisini tebrik ediyoruz bu arada. Teşekkür Vigo'nun ederim. 14. bölgedeki tek kadın kuryesi şu anda. Evet. Bölgemi seviyorum. Evet. Yani 15 yıldır da bu bölgede oturuyorum. Oturduğum yere çalıştığım yer 5 dakika. Bu benim için çok büyük bir alan. Kurtköy bölgesi oluyor değil mi? Evet, Anadolu Yenişehir. 14. Evet, Kurtköy. Yenişehir, Pendik tarafları. Kurtköy, Pendik. Evet. Ben de Anadolu 12'deyim mesela. Bizim de İstanbul'da Maltepe bölgesinde arkadaşlar. Maltepe küçük yıllarında bu civarlar Anadolu 12 olmuş oluyor. Peki zorlukları neler abla? 3 aydır mesela sen şimdi önce şeyden başladım. Şimdi motosiklet kullanmaya da sonuçta yeni başladın. Evet, yani aktif olarak motosiklet kullanmak benim için kuryelik deneyimiyle beraber başladı. Tabii. Motorun neydi mesela? Honda Dio yeni aldım. Vigo bana bu teklifi yaptı ama ben kendi motorumla çalışmayı tercih ettim. Kuryelikteki zorluklara gelirsek kadın kurye olmak şu şekilde bana zorluk yaşattı. Birincisi kask olduğu için beni erkek zannediyorlar ve
farklı manevralar yapıp böyle yarış haline falan giriyorlar. Sonra kafamı çevirip kastan baktığımda kadın kuruyemiş. Evet, korna çalıp yol veriyorlar. Evet. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Kapıyı açtıklarında kadın kuruyemiş çok sevindik falan diyorlar. Artık saçlarını başlarını toplamak zorunda kalmıyor kadınlar kapıyı açtıklarında. Ya arkadaşlar şimdi elimizden geldiğince biliyorsunuz bizim ülkede kadın olmak da zor bir olay. Evet. Hani bu ayrı bir başlık ama yani kadın kurye olmak genel olarak sadece kurye değil yani motosiklet kullanıcısı bir bayan kadın gördüğünüz zaman sonuçta hani yanlış anlaşılmasın ama sonuçta erkekler kadar böyle hani verecekleri tepkiler hızlı veya farklı olamayabiliyor. Hani risk gerçek hareketlerde bulunmayalım açıkçası. Özellikle dikkat edilmesini buradan söylüyoruz. Ya kadın erkek ayırt etmeden bence motokuryelerin kesinlikle aynalardan takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı araçlar gerçekten hiç dikkat etmeden... Kaza riskleri hiç ufak çaplı yaşadın mı abi? Oldu mu hiç? Kaza atlattım evet. Birkaç kez kaza atlattım. Genellikle yolumda giderken sağ taraftan yola çıkmak isteyen araçların sıkıştırmasına maruz kaldım birkaç sefer. Sürekli yaşanılan şeyler genelde. Yani kronik bir durum bu. Bizim sürekli aralara girdiğimiz için yani mecburen araba gibi olmuyor çünkü trafikte motosiklet kullanmak. Evet. İşte işin riskli yanları bunlar değil mi? Baktığımız zaman onun yani. Onun haricinde gayet dikkatli ve işine kendini vererek çalışırsan çok riskli bir durumu yok bana göre. Tabii. Kaza her işte var. İş güvenliği sağlamazsan her alanda kaza yapabilirsin. Tabii. Buna eldiven, kask, dizlik, yağmurluk vesaire işte tekerleklerin falan eklendiğinde bu ekipmanları yeterince tamamlarsan bence kaza riskini en aza indirebilirsin. Evet yani kesinlikle. Şimdi Tuğçe ablanın dediği gibi ekipmansız abi bu işleri yapmayın. Ben mesela kadınlarda, kadın kuryelerde hiç böyle şey görmedim zaten. Kask takmayan, eldiven takmayan baksanıza yani kendisi eldivenlerini falan getirdi mesela. Çok güzel kışlık eldiven almış. Yani çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Yerle en ufak temassa ben de birkaç ufak çaplı kazalar atlattım. El soyulması, en ufak çaplı yaşayacağınız şeyler. Yani bu ekipmansız bu işler hayatta yapılmaz. Özellikle hani kadın kuryelik yapmayı düşünen, kadın olarak hani kuryelik yapmayı düşünen arkadaşlar için de buradan söylemiş olalım. Evet. Ekipmansız sakın ama sakın bulaşmayın. Yani kadın erkeğe ayırt etmeden bence ekipmansız bu iş yapılmamalı. Kesinlikle. Ben motorumu almadan önce aldım ekipmanlarımı bu arada. O kadar heyecanlıydım çünkü. Kaç aldın abi motoru? Ben Honda'nın kendi bayisinden 56 bin liraya aldım. Peşini aldım. Oradan kredi çıkarttırıp taksitle de alabiliyorsun. Tabii. Öyle bir güzellik de yapıyorlar. Aynı Vigo'nun sistemi gibi. Memnun musun? Nasıl diyor kullanmak falan? Ben Dio'dan memnunum. Küçük motor değil mi? Kullanması yani şöyle böyle. Çok ağırlığı yok bir kere. Evet. Zorlayıcı bir şey yok. Gaza minnacık bastığın zaman bile gidiyor. Tabii. Yeterli bence. Kuryelik için yeterli bir motor. Yani kadın kuryelere Honda Dio'yu tavsiye edebilirsin. Kesinlikle. Yani başlangıç olarak başka bir şey düşünmemeliler. Tabii. Arıza falan da yaşamıyorsun ama zaten. Asla. Ben yani. Bu zamana kadar motorumun bana hiçbir sıkıntı çıkarttığını görmedim. Ama şu da önemli. Kuryeyim diye çok hor kullanmamak lazım. Çünkü o bizim ekmek teknemiz olduğu tabii. için. Ona da yeri geldiğinde bakım yapmak gerekiyor. Evet. Yani. Buna tekerlek alarak başlayabilirsiniz mesela. Şu an naylon lastik var kendisinde. Ona evet. inşallah en yakın zamanda anlas kışlık lastiklere geçeceğiz. Aynen. Şimdi mesela bu 1,5 aydır dış projedesin. Ne kadar ortalama böyle bir kazançlar nasıl oluyor? 15 günde bir fatura kesiyoruz biliyorsun. Şimdi ortalama kazançlardan bahsedersek. Cebe kalan değil ama. Hani böyle anladım. Kestiğimiz faturadan bahsedelim yani. Anladım. Genel olarak günlük paket sayım 15 ile 20 arasında değişiyor. Evet. 15 günde bir kestiğim fatura tutarı 12-13 bin lirayı zaman zaman buluyor. Tabii bu 10 liraya da düşüyor. 13-14 liraya da çıkıyor. Ortalama 12 ortalama lira olarak civarı. 12 lira civarı diyebiliriz. Bana aylık getiri olarak açıkçası söylemek gerekirse bahşişlerimle beraber 25'i buluyor. 25 lira civarı. Bu evet. kap kestiği fatura arkadaşlar. Evet. Şimdi bu rakamlar arkadaşlar değişebilir. Çalıştığınız projeye göre, çalıştığınız bölgeye göre. Yani mesela burada atılan paket sayısı ortalama 15 ise başka bölgede çalıştığınız yerdeki restoranın şeyine, potansiyeline bağlı. Evet. Yani günlük 25 paket de atabilirsiniz fix ortalamayla. Bunlar değişik gösterebilir. Kendisinin dediğim gibi 15 paket ortalamayla kesiği rakam. Ya, ben de aynı şekilde aynı fatura benim geçiyorum. Bulunduğum noktada bu böyle. Yani farklı bir bölgeden bahsedersek onların hem saatlik ücretleri farklı oluyor hem paket ücretleri farklı oluyor. Tabii. Benim bulunduğum projede saatlik ücretim 55, paket ücretim 15. Evet. Dış zaten şey yok arkadaşlar. Dış projelerde kilometre başı yakıt desteği vardı biliyorsunuz MDO'da. O bizde yok şu anda. Yemek veriyor mu abla lokanta?
haftada bir gün menü uygun buluyor. Onun günlük haricinde falan bir yemek desteği yok galiba, değil mi? Yok, o şekilde dış projelerde olmadığını söylediler. Açıkçası söylemek ise çok da aramıyorum. Çünkü ben işimi gerçekten çok heyecanla yapıyorum. Pakete gidip gelirken geçirdiğim zaman mola, 45 dakika molamda da yemeğimi yiyorum. Evet. Ya bu yemek konusu arkadaşlar, yani bazı restoranlar verebiliyor. Benim çalıştığım yerde de mesela burger yiyelim, orada da mesela yok. Orada da 15 paket civarı günlük atıyoruz. Bunları da mesela değerlendirebilirsiniz. Yani kadın kuryelerin bu işe başlayacağı zaman dış projelerde çalışmasını daha çok tavsiye ederiz. En azından kapalı alan, iş yoğunluğunuz olmaz. Çok hani ilk başlıyorsanız değil mi böyle motosiklet kullanmaya falan da daha rahat içeceğinizi düşünüyoruz açıkçası. Farklı yerlere gidip gelmekten çok daha iyi dış projede olmak. En azından belli bir noktan var, belli bir depon var. Bu şekilde arkadaşlar, yani elimizden geldiğince böyle deneyimlerimizden bahsettik. Tuğçe abla da sağ olsun. Çok teşekkür ederim tekrardan katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Benimle röportaj yaptığın için ayrıca onur duydum bu arada. Bence her kadın ayakta kalabilmek için kendine bir meslek seçmeliyse eğer, bu kesinlikle kadın kuryelik olabilir diyeyim. Videomuzu beğenip arkadaşlar kanalımıza abone olup yorumlarınızı, fikirlerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız çok seviniriz. Başka videolarda görüşmek üzere.